hem bir kitab-ı hikmet ve şeriat, hem bir kitab-ı dua ve ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir ve marifet gibi beşerin bütün hacat-ı maneviyesine karşı birer kitap ve bütün muhtelif ehli mesalik ve meşarip olan evliya ve saddikinin, asfiya ve muhakkikinin her birinin meşreplerine layık birer risale ibraz eden bir kütüphane-i mukaddesedir. Halk arasında söylenir, Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar bakidir. Yanlış. Ahiretin hükmü de Kur'an'a göre olacaktır. Alem-i uhreviyenin haritası. Alem-i uhreviyenin haritası. Cenneti, cehennemi, arafı, hesabı, kitabı, her şeyi Kur'an'a göre olacaktır. Kur'an'ın hükmü ahirette de bakidir yani. Onu demek istiyorum. Kıyamete kadar değil. Kıyamet daha budur bura. Esas ondan sonraki hayat tamamen Kur'an-ı Azimşan'a göre olacaktır. Onun için hakiki alimlere ahirette de ihtiyaç olacaktır. Rabbani alimlere ahirette de ihtiyaç olacaktır. Yani onlar Kur'an'ın ilmine vakıf olduğu için ahiretteki ahvalin de ilmini yapmışlar yani. Rabbani alimler, varis-i nebi olan zatlar. Onlara gidip diyeceğiz, bundan sonra ne yapacağız? Ne isteyeceğiz? Nasıl yapacağız? Yani cennetteki vaziyetimizde de Araf'taki vaziyetimizde de her halimizde alimlere müracaat edeceğiz, nasıl yapacağız diye. Niye? Çünkü onlar Kur'an'ın ilmini biliyorlar. Ve o ilim ahirete de şamil. Ahirette de geçerli yani. Kur'an-ı Azimüşşan ilmi ahirette de geçerli. Evet. İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakim, şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Demek ki kitab-ı kebir-i kainatın tercümesi. Bu kainat ne yapıyor, neye gelmiş, nereye gidiyor? Vazifesi ne? O yıldız nedir? Bu ay nedir? Bu güneş nedir? Bunların tercüme-i ezeliyesi. Bunları tercüme ediyor hocam. Kur'an-ı Azimüşşan bunları tercüme ediyor. Onun için bu şeyde Rus astronot Gagarin 69'da mıydı, 67'de miydi? Şey yaptı, 69-70. Ay'a indi ilk. O zaman bir Rabbani alimin ziyaretine gitmiştik. Dedi o, Ay'a inmek bir marifet değil dedi o. Orada kütüphane var dedi, kütüphane. Kur'an-ı Azimüşşan'ın aslının indiği kütüphane var. O kütüphanedeki o Kur'an'ı görmüşler mi? Esas mesele odur. Yoksa toprak çok dedi. Yani ayda da toprak çok, burada da toprak çok. Hakikaten getire getire bir kesek getirdiler. Hiçbir marifeti yok yani. Bizim bildiğimiz Süsürü köyünün keseği gibi bir şeydi. Evet. Şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Şu sahayif-i arz ve semada müstetir künuz-i esma-i ilahiyenin keşafı. Müstetir künuz-i esma-i ilahiye. Şu arz ve semada müstetir künuz-i esma-i ilahiyenin neyi? Keşafı. 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 Onun için bu ilme vakıf olan, Kur'an ilmine vakıf olan dedantörle artun aramaz. Demir de aramaz. Onların dedantörleri Kur'an'dır. Künüz-i Esma-i İlahiye'yi keşfeder. Keşafıdır o. Yeryüzünün ve gökyüzünün keşafı odur. Evet. Şu sütur-u hadisatın altında muzmer hakaikın miftahı. Miftahı.
bu hadiseler oluyor. Orada harp oluyor, burada darp oluyor, burada şu oluyor, burada. Acaba bunların dibindeki yazılı olan kudretin, kaderin söylediği nedir? Yani muzmer hakaikin miftahı, o zer edilmiş, ekilmiş hakikatler neler? Bu hadiselerin altında ekilmiş Kur'ani hakikatler neler? Kur'an bunu bize izah ediyor. Muzmer hakaikin miftahı, Kur'an'la bu açılıyor. Evet. Şu alem-i şehadet perdesi arkasındaki alem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı rahmaniye ve hitabat-ı ezeliyenin hazinesi. Kime ne kadar Allah hak şey vermiş, kıymet vermiş? Hangi mahluka ne kadar kıymet vermiş? Hangisine nasıl bir tecellide bulunmuş? Yani bir farenin yeryüzündeki hilkatinin hikmeti sebebi ne yani? Bir kirpinin hilkatinin sebebi, fil ne yapıyor yani? Yani o fil böyle dolayıp o yutuyor yani, 10 tonluk bir fil. Günde 5-6 ton ot yemesi lazım ki gidereyi de. Yani kıtlık makinası. Neye gelmiş yani acaba bu? Bu fil ne yapıyor yani? Bu pire ne yapıyor yani? Yani hadi fil neyse, bu pire ne yapıyor yani, zıplayıp duruyor. Yani. Hulasa bu mahlukatın hepsinin yaratılış sebebini bize Kur'an-ı Azimüşşan anlatıyor. Kur'an-ı Azimüşşan. Onun için mesela bazı mucizeler işte Hüdüdü Süleymani. İnsan eğer o kuşun dilinden anlayacak bir şekil bulsa, öyle gidip sondajlar için yeraltı su haritalarına bilme falan lüzum yok. O Hüdüd nereye, buraya gagasını vurur, orada su var. Çünkü Allah o kuşu onun için, o işte mahir yaratmış. Evet. Şu alem-i maneviye-i İslamiyenin güneşi, temeli, hendesesi. Avalim-i uhreviyenin haritası. Avalim-i uhreviyenin haritası. Şimdi bir yere gidiyoruz, onu icat ettiler. Gerçi Salman onu kullanmıyor pek. Mustafa Bey de çok küfrediyormuş ona. Haritaya işte buradan git, şuradan git. Tabii yalan söylüyor, çoğu yalan çıkıyor. Bu da basıyor kalayı, sen yalan söylüyorsun diye. Harita, bir yere gideceksen, haritayla gidersen, gider kapıyı döversin. Milyonluk şehir olsa gider kapıyı döversin. Şimdi bir de navigasyon dediler, işte bir şey yaptılar. Çok kıymetli bir şey tabii, çok harika bir şey o. Onunla gidiyorsun, kapıyı dövüyorsun. Diyor ki sağ tarafta, aradığın adres sağ tarafta duruyor orada. İşte alemin, alem-i İslam'ın haritası Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Kur'an-ı Azimüşşan'a göre gittin mi, yanlış kapı çalmasın. Yanlış iş de yapmasın. Yanlış iş yapmasın. Acaba bu böyle doğru mu, şöyle doğru mu? Şimdi işte böyle elhamdülillah imani bir heyecan Müslümanlarda, bilhassa gençlerde, orta yaşlarda oluyor. İşte İslam'ı kurtarmak vesaire vesaire. Ama metot Avrupa'yı. De gerilla şöyle yapıyor, terilla böyle yapıyor, bunu kim ne yapıyor. Bunların hepsinin metodu, usulü, kaidesi Kur'an-ı Azimüşşan'da yazılı. O halde ilme müracaat etmek lazım. Avrupa'yı fikirlerle, felsefelerle İslam ihya olmaz. Tariki gayri meşru'yu takip eden ekseriyet-i mutlaka ile maksadının zıddı ile ceza görür. Tariki gayri meşru ile maksadına giden ekseriyet-i mutlaka ile maksadının zıddı ile ceza görür. Onun için bizim haritamız nedir? Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Bunda yanlış yok.
Onda yanlış yok. Demek ki mesele Kur'an'ın anlaşılmasına, tatbik edilmesine kalıyor. Havalimi uhreviyenin haritası. Zat ve sıfat ve şuun-u ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazıhı, bürhan-ı natıkı, tercüman-ı satığı. Şimdi hadi burada iyi kötü navigasyon şuydu buydu, güneş var, ay var, yıldız var, dağ var, taş var. İşaretlerle, müşaretlerle bir yerlere gidiyoruz. Kabirden sonrası hiç bilmediğimiz bir yer. Hiç bilmiyoruz oraları. Ne var? Nasıl karşılanacağız? Ne diyecekler? Biz ne diyeceğiz? Ondan sonra nereye gideceğiz? Kabir hayatında ne yapacağız? Haritası bunun. Ondan sonraki yol haritası, navigasyonu neymiş? Kur'an'mış. Demek ki ahiretin de navigasyonu, haritası avalim-i uhreviyenin haritası. Avalim-i uhreviyenin haritası. Ahiretin de haritası Kur'an-ı Azimüşşan'mış. Evet. Zat ve sıfat ve şuun-u ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazıhı, bürhan-ı natıkı, tercüman-ı satığı. Şu alem insaniyetin mürebbisi, hikmet-i hakikisi, mürşid ve hadisi. Mürşid ve hadisi. Hidayetine sebep olur. Hem bir kitab-ı hikmet ve şeriat. Hem bir kitab-ı hikmet ve şeriat. Şeriatı tatbik etmek istiyorsan Kur'an'dan hükümler çıkacak. Efendim işte bu faizle ilgili bilmem şöyle olurmuş. Katla ilgili böyle olurmuş. Yok, şimdi filmler çok. Nemayla ilgili böyle olurmuş. Bunların hepsinin kökünün böyle dürülüp, bir kenara konulup, Kur'an sofrasının açılması lazım geliyor. Ve film fırıldaklarının hepsini böyle dürecek, bükecek, buraya koyacak, çöpe koyacak, ondan sonra Kur'an sofrasını açacak. Onun için de fazla alime ihtiyaç yok. Ama Mustafa Bey öyle bir yazıyor ki onu, bütün alimleri bana hücum ettirecek. İlk defa onu yazıyor yani. Alimlere ihtiyaç yok. Müslüm Gündüz. Merhamet ediyor. Ben bunlarla nasıl uğraşırım? Alimlere ihtiyaç var. Alimlere ihtiyaç var. Her zaman var. Madem ki nesil devam ediyor, madem ki insanlar çoğalıyor, madem ki insanlar ölüyor, hayat yaşıyor, alime ihtiyaç var. Bizim dediğimiz başka bir şey. Yani. Öyle olsa o zaman medreselere bilgisayar koysunlar, bir alim oradan söylesin. Olmaz. 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 Terbiye ayrı bir şeydir. Ve daima her mahallede, her köşede, her bucakta, her camide bir alime. Ama takatil imkan, yani ne kadar varsa, adam gücü neyse, yani illa allame-i cihan olacak değil. Herkes bilen bilmeyenin hocasıdır yani, alimidir. İlim devam edecek. Evet. Sizin bahsettiğiniz siyaset aleminde mi? Çok alime ihtiyaç var. İçtihat. Yani şimdi mesela bir yolculuk meselesi var. Sefer meselesini okuduk. Yani bu zamanda sefer mesela İstanbul'u konuşalım. Ümraniye'den İstanbul'a gitmek 4 saat sürüyor. İstanbul'dan Elazığ'a gelmek 1,5 saat sürüyor. Ve oradaki tehlike buranın 10 katı var. Oradaki tehlike uçağın 10 katı var yani. Taksiye bineceksin, adam neyin nesidir, nereye, ne yapar. Bu gibi şeylere içtihat gerekiyor yani. Bu gibi şeylere, mühim şeylere, diş meselesi. Habire soruyorlar yani. Hanefi'de hakikaten müşkülat var.
Hanefi'de müşkülat var diş meselesinde. Şafii'de genişlik var. Ama Şafii'de de kadına temasta darlık var. Hanefi'de genişlik var. Hulasa bu içtihadi meselelerde ne yapalım? Nasıl hareket edelimin cevabı lazım. Yani Allah'a şükürler olsun. Birçok böyle mücahit kardeşlerimiz var. İmanlardan gelen bir heyecan yok. Ama acaba bu zamanın mücadele tarzı nedir yani? Yani mücadele, alimlerin mücadele tarzı değişiktir. Avanın mücadele tarzı değişiktir. Efendim, askerin mücadele tarzı değişiktir. Şimdi biz burada oturduğumuz yerde Şia'nın ne melanet olduğunu söyleyip duruyoruz. Duruyoruz ama bizim kadar İslam'ı bilen, bizim kadar İslam'a yanan, İslam'ın derdini çeken başkan da iki günün biri İran'a gidiyor. Onun vazifesi o, bizim vazifemiz bu. Yani yerler değişik, makamlar değişik, tarz değişik. Biz orada olsak biz de öyle yapacağız onu. O burada olsa o da burayı böyle yapacak. Acaba mücadele şekli nedir? Nasıl bir mücadele şekli lazım geliyor? Bu gibi meselelerde alime ihtiyaç var. Alim dediğim ha bu alimdir. Müştehit alimdir yani. Müştehit alimdir. Yoksa öbürü sıradan Allah razı olsun işte elinden geleni yapıyor. Ne diyelim yani bu zamanda 100 kişiyi, 500 kişiyi, 5000 kişiyi toplamış. Onlara Kur'an öğretiyor, İslam öğretiyor. Kıyafet giydiriyor. Ne mi? Başımızın tacı. Başımız üzerinde yeri var. Ama bu zamanın lazımı olan hareket tarzı, umumi hareket tarzı, küfre karşı hareket tarzı, laikliğe karşı hareket tarzı, demokrasiye karşı hareket tarzı, mücadele tarzı, tavır, hareket nasıl olacak? İşte bu alim ister. Bu müştehit alim ister. Evet. Hem bir kitab-ı hikmet ve şeriat, hem bir kitab-ı dua ve ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir ve marifet gibi beşerin bütün hacat-ı maneviyesine karşı birer kitap ve bütün muhtelif ehl-i mesalik ve meşarip olan evliya ve sıddıkinin, asfiya ve muhakkikinin her birinin meşreplerine layık birer risale ibraz eden bir kütüphane-i mukaddesedir. Evet. Şimdi Nakşibendiye ilhamat Kur'an'dandır. Kadiriye ilhamat Kur'an'dandır. Şazeliye Kur'an'dandır. Halvetiye Kur'an'dandır. İlahir. Bediüzzaman'a Kur'an'dandır. Açıkça söylüyor zaten. Sadece Kur'an'dan ilham aldım diyor. Ve yanında hiç başka kitap bulundurmamış. Şimdi demek ki her zamana, her asra, her şekle, her cemiyete uygun bir irşat tarzı oluyor. Şimdi Maliki mezhebinde başın tamamını meshetmek lazım. Namazda, abdestte. Git de şimdi Erzurum'da 5 vakit başın tamamını meshet bakayım. Zaten şöyle bir kırtık değdiriyor, kazık gibi oluyor hemen soğuktan. Kazık gibi oluyor. Ya demiş ya Arap sahibi şeriat burayı görseydi ya beşi kaldırırdı ya yani beş vakit namazı kaldırırdı demiş. Şeye gelmiş, ziyarete kışa rastlamış o da Erzurum'a. Evet. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan orada İmam Malik Hazretleri'ni hakim duruma getiriyor. Hepsi Maliki. Şimdi onlarda Ef'ali Kesire de değişik herhalde. Biz 76'da gittiğimiz zaman ilk hacim 76'dır. Gittim.
Ve hiç Türklerin olduğu yere uğramadım. Onların bir bölgesi vardı, bu uzun adamların. Siyahi, uzun, hoş böyle. Onların orada kaldım. İşte o hanımları namazın içerisinde her işlerini görüyorlar. Çocuğu alıyor, emziriyor. Ondan sonra tekrar yerine koyuyor. Ondan sonra kaldığı yerden namaza devam ediyor. Namaz bilmiyorum. Efal kesiresi nedir onların? İslamiyet'i yeni öğreniyor Afrikalılar. İslamiyet'i yeni öğreniyorlar. Tabii bize göre çok acayip oluyor ama fukaralar alışmamışlar. O erkekleri o tesettüre de uyamıyorlar. Yani o dar şeyin içine sığacak adamlar değil, ormanlarda rahat gezmiş adamlar onlar. Ne çok hoş böyle, hoş Müslümanlar. Terbiyecisi Kur'an. Afrika'ya göre ayrı terbiye ediyor, Türkiye'ye göre ayrı terbiye ediyor. Efendim değil mi ya, Hindistan'a göre ayrı terbiye ediyor. Mesela Hindistan tarafının tamamı Hanefidir. Hindistan tarafının tamamı Hanefidir onların. Orada başka mezhep yok. Bizim Elazığ'dan o yana Palu tarafının tamamı hemen hemen Şafidir. Oraya göre öyle terbiye, buraya göre bizim işte şeyde 27. sözde bunlar güzel izah edilmiş. Ayrıca da Üstad Hazretleri Şarani'nin Mizanuna havale ediyor. Şarani'nin Mizanül Kübra'sına havale ediyor. O Mizanül Kübra'yı da ayrı bir cennet demek lazım. Yani o kitaba cennet demek lazım. Bu fıkhın sebeplerini anlatıyor. Kıyas ile. Evet. Sebebi kusur tevehüm edilen tekraratındaki lema-i icaza bak ki Kur'an hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı davet olduğundan içinde tekrar müstahsendir. Belki elzem ve eblağdır. Birisine dedin, bak çocuk gel bakayım buraya, abdestin şartı dörttür. İşte eller dirsekleri yıkamak, yüzünü yıkamak, ondan sonra başını mesletmek, ayaklarını yıkamak. Hadi eyvallah. O çocuğa tekrar edeceksin kardeşim. Diyeceksin ki gel kardeş güzelim. Bak bu böyle yazıyor ama bak gel beraber bir abdest alalım. Öyle değil mi? Ona bir beraber abdest alacaksın. Ondan sonra o ilmini tekrar ettireceksin. O tekrar gerekiyor yani bir talimde tekrar gerekiyor. Bir elif bu, elif. İster anla ister anlama. Öyle olur mu? Bizim Kayseri'de bir şey vardı, Osman Efendi mi vardı, kimdi o? Süleyman Efendi. Bir ayni mi? Hangi harfi? Bismillah için. Bismillah için kaç ay? Öyle diyordu. Yanılmıyorum yani. Kaç aydır hala besmeleyi geçemedim diyordu. Sonra da alim oldu. Yani şey, mürşid oldu. Radyolarda millet irşada başladı. Tabii bir besmeleye o kadar ay çalışırsan öyle değil mi? Tekrar lazım geliyor yani. Tekrar ilimde esas anlaşılma tekrarla oluyor. Başka türlü olmaz o. Yani. Sebebi kusur tevehüm edilen tekraratındaki lema-i icaza bak ki Kur'an hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı davet olduğundan içinde tekrar müstahsendir, belki elzem ve eblağdır. Yani. Ehli kusuru zannı gibi değil. Zira zikrin şe'ni tekrar ile tenvirdir. Tabi. Allah, 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 Allah. Tenvir ediyor, aydınlatıyor. Onun şe'ni nedir, zikrin şe'ni? Tekrar etmektir. Tekrar etmektir. Bizim burada Elazığ'da, Allah hepsine rahmet etsin, Tayyar Baba ve Haydar Baba vardı.
Tayyar Baba'nın zikrine doyulmazdı yani. Tayyar Baba'nın zikrine doyulmazdı. Hader Baba da öyleydi. Onların zikirlerinden bir şey yani bir musiki havası yani bir ritim, bir musiki havası. Bir tek aykırı ses tonu da duyamaz. Güm, güm, güm. Allah, Allah, Allah. Tekrar edeceksin ki kalbe işliyor. Değil mi ya? Evet. Zikrin şe'ni tekrar ile tenvirdir. Tabii. Duanın şe'ni terdad ile takrirdir. Tekrar tekrar şey yapmak lazım. Evet, dua. Emir ve davetin şe'ni tekrar ile te'kiddir. Hem herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. Fakat bir sureye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makasıdı Kur'aniye ekser uzun surelerde derc edilerek her bir sure bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş. Demek hiç kimseyi mahrum etmemek için tevhid ve haşir ve kıssayı Musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Hem cismani ihtiyaç gibi manevi hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Cisme hava, ruha hu gibi. Demek ki biz değil yalnız kafir, mümin, münafık ne mahluk varsa hu çekiyor. Ruh hu ile hayat buluyor. Hayatını hu ile devam ettiriyor. Ne zaman ki hu kesildi ruh da bedeni terk eder. Ne diyeceksin? Ben bura gelince her zaman o misali söylüyorum. Bir zaman Almanlar bir Krupp fabrikası vardı. Kamyon yapıyordu. Çok güzel kamyonlar, burunlu kamyonlar, Krupp. Şimdi adamlar öyle bir motora öyle bir ses bir şey yapmışlar ki Krupp. Çalışması böyle. Kendi adını bağırıyor yani. Krupp, 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 krupp. Şimdi bin tane adam gelse dese ki bu Chevrolet'dir. Çalıştırdın mı krupp, krupp, krupp bağırıyor. Motor kendisi bağırıyor yani. Hayret edersiniz nasıl yapmışlar onu. Şimdi kafir ben Allah'a inanmıyorum. Ulan dangalık, hu diyorsun da, yani o huyu kesseler bir anda gideceksin de. Hu diyor, ben Allah'ı tanımıyorum. En ince nefesi ne, hoparlöre versen, yükselsen hu çıkar yani, hu çıkar. Hem cismani ihtiyaç gibi manevi hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Cisme hava, ruha hu gibi. Bazısına her saat Bismillah gibi ve hakeza. Demek tekrarı ayet tekerrür-i ihtiyaçtan ileri gelmiş. Eyvallah. O ihtiyaca işaret ederek ve uyandırıp teşvik etmek hem iştiyakı ve iştihayı tahrik etmek için tekrar eder. Evet. Hem Kur'an müessistir. Bir dini mübinin esasatıdır. Ve şu alem-i İslamiyet'in temelleridir. Ve hayat-ı içtimaiyeyi, beşeriyeyi değiştirip muhtelif tabakatın mükerrer suallerine cevaptır. Değiştirip yani 20 katlı, 30 katlı bir bina yapacaksan
kıtıp yoz bir binayı yıkacaksın, çare yok yani. Kerpiç binayı yıkacaksın. Hatta kalıntısı falan olmasın diye de 5-10 metrede derine ineceksin. Bu eskiden hiçbir şey kalmasın diye. Oraya temel atacaksın ki 20 katlı, 30 katlı çıkarsın. İslamiyet kendinden başka nizamları kaldırır. Ortası yoktur yani. İslamiyet'in demokrasiyle anlaşması, laiklikle anlaşması, kemalizmle anlaşması. Bunlar kemalistlerin, laiklerin, demokratiklerin kendi dinlerini terk etmelerinin adı. Yani dinden çıkmalarının adı bu. Evet. Müessise tespit etmek için tekrar lazımdır. Tekid için terdat lazımdır. Teyid için takrir, tahkik, tekrir lazımdır. Hem öyle mesaili azime ve hakayık-ı dakikadan bahsediyor ki umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Bununla beraber sureten tekrardır. Fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok faideleri, çok vücuh ve tabakatı vardır. Her bir makamda ayrı bir mana ve faide ve maksatlar için zikrediliyor. Şimdi bir Dervişler dergahındaki Allah kelamının Celle Celaluhu deruhte ettiği manayla ve feylesofların cemaatindeki Allah kelimesinin deruhte ettiği mana bir mi olur? Ne alakası var yani? Derviş Allah'ı öyle bir der ki o onun ciğerini söker. Ötekisi niye böyle oluyor? Yeşil oluyor. Şeytanlık. Çağırıyor, delil arıyor, bilmem ne yapıyor. Akıl makinesini çalıştırıyor. Değişik. Şimdi mesela Allah hakimdir, Allah kadirdir, Allah rahimdir. Her birindeki Allah değişiktir. Kadirdeki Allah başkadır, rahimdeki Allah başkadır. Değil mi ya? Mesela bizde ya Cemili ya Allah, ya Garibi ya Allah. Orada Allah bir değil. Yani mana itibariyle deruhte ettiği mana, Cemil'deki Allah başkadır, Garip'teki Allah başkadır, Mücib'teki Allah başkadır. Yani 72 tane orada şey sayıyorsa, aslında o 144 tane. 144 tanedir o. Her biri değişiktir yani orada. Lafz-ı Celal her birinde ayrı mana ifade eder. Onun için lafz-ı celalle yapılan zikirde bütün esma-i ilahiye ile zikredilmiş olur. Bütün esma-i ilahiye ile zikredilmiş olur. Hem Kur'an'ın mesail-i kevniyenin bazısında ibham ve icmali ise irşadi bir lemay-i icazdır. Ehl-i ilhadın tevehüm ettikleri gibi medar-ı tenkit olamaz ve sebeb-i kusur değildir.